Evet, herkese kar merhaba. Ben Alper. Oyuncu Nur Özkan'ın hazırladığı ya da artık ikinci adımız olan Alperzade diyebiliriz. Yani Alperzade ya, öyle. Fasafiso. Önemli olan ismi değil içeriği. Tabii isminin de önemi var şimdi. Tutup da Sucuklu Yumurta diye bir kanala güzel isimmiş aslında. Ya da Semini Fer Tüpçük mesela, bu benim Alperzo'dan sonra ikinci nickimdir. Alanı vururum. Neyse. Neyse, kısacası artık neyse, 2 gün var. Ben Overwatch oynuyorum. Sıçtık zaten. O ayrı mesele. Daha güzel bir dönem, daha güzel videolarla birlikte sizle beraberim. Bir arkadaşımdan aldığım tavsiye, aslında iki arkadaşım. Bir de yeni bir kanal aç dedi açıkçası. Diğeri de her zaman ya bu normal kanalından devam et. Kanal değiştirmek hani force azaltır gibisinden bir şey söyledi. Ben de hem hani fark ettiğiniz Alperzo diye bir asıl yan kanalımız olan kanalın adını Alperzo diye değiştirip oraya birkaç tane video attım. Ama onun dışında şu an oyuncunun rüyasına da açıkçası 1-1,5 ay kadar süre vereceğim ve gerçekten kaliteli içerikler koymaya çalışacağım. Mesela aklımda bu arada 400 level'a yakın biri var. 394 level biri var. Burada. Neyse. 10 level. 394 level. Nice. Neyse, böyle artık kaliteli içeriklerle, kaliteli şeyler, videolarla 1-1,5 ay daha şey yapacağız. Devam edeceğiz ve ondan sonra hangi kanalda devam etmem gerektiğini açıkçası şey yapacağım. Ama neden Overwatch çektiğimi açıkçası şimdi söylemek istersem, çünkü abi ben Overwatch'u almadan önce danışabileceğim sadece birkaç arkadaşım vardı. Bu arkadaşlardan biri Overwatch'u hani açıkçası çok tarafsız bakmıyordu zaten, çünkü köpek gibi Overwatch oynuyordu. Hatta favori karakterinin de Genji olduğunu düşünürsek bayağı sağlam oynuyor. Ama YouTube'dan ulaşamazsınız ona. Twitch'ten isterseniz şeyini verebilirim. Zaten hani biz onunla Twitch'te sürekli birbirimizi boostluyoruz. Hatta Twitch'te ben onu çok boostladım. Öyle böyle boostlamadım hani. Bayağı boostladım. Hani şu an bir yerde ise, ki bir yerde değil aslında, hala az izleyicisi var ama hani izleyicilerin çoğunun gelmesine de ben yardım ettim. Bunu da şey yapayım. Çağrı, bana teşekkür etmezsen sana kafa atarım. Neyse. Aman ölüyorduk. I need healing. Hah, yerim seni. Ulan taret yok muydu orada? Neyse. Onun da adı, hatta ismini vereyim, linkini başka isterseniz diğer yaparım. Adı Katobabi Junior. Yani Katobabi JR diye aratırsanız Twitch'te çıkıyor zaten. Paso. Evet. Bir hareketler ve öldük. Paso Overwatch oyunu. Neyse, ben niye Overwatch çektiğimin asıl sebebine dağıttım. Ben abi Overwatch hani alacak olduğum zaman doğru düzgün hiçbir video bulamadım. Hani karakterlerin nasıl olduğu, nasıl bir oyun oldu. Herkes Team Fortress'ta işte bilmem nevinin karışımı, yok ebesinin ya, yok öyle böyle bir şeyler diyordu. Yine onun yerine ama doğru düzgün bir şey olmuyordu hiç. Bu ne lan öyle? Haber vermiş. Allah'ım. Bu ne lan? Bizim 300 level iş yapmıyor. 400 level pardon. Bu her yıldız bir 100 level'ı şey yapıyormuş. Bana da Çağrı öyle söyledi. Dedim kişi. Evet. Ya ping ananın amı, amına koyayım. Pardon da yani. Ananın amı. Böyle internet sisteminin ben var ya, bütün şeyini. Allah. Bak. Amına koduma bak. Neyse. Ya do do do
Asıl çekmemin sebebi doğru düzgün kaynak bulamamış olacağım ben alacağım zaman. Aa bak 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 Winston olmuş. Winston abi Genji karakterinin en büyük counter abi. Çünkü Genji karakteri hiçbir şekilde bunun bu şey saldırısını counterlayamıyor. Bu da Genji karakterinin bir nevi ölümü demek. Öl lan artık. Bir şöyle kayalım da bari. Tam buluruz belki. Aha öldük bak mesela. Bu şerefsiz Winston denen karaktersiz abi en büyük counter'ım zaten. Şu an abi Genji denen karakteri oynuyorum. Genji oyundaki en hareketli ve en zor oynaması en zor karakterlerden biri. Hani mesafeli bir karakter. Böyle mouse'a bastığınızda hani bu normal mouse 1'e bastığınızda 3 tane disk atıyor. Mouse 2'ye bastığınızda da şimdi göstereceğim. Onu çok kullanmıyorum ama normalde kullanmak gerek. Evet artık biter. Şuna bastığınızda şöyle 3 tane disk atıyor. Yakın mesafede bu mouse 1'i tutturmak zor olduğu için yakın mesafede bunu yapmak daha mantıklı oluyormuş. Bana da Çağrı öyle söyledi. O dediğim gibi çok bunu demiş miydim hatırlamıyorum da aşırı Genji oynuyor. Hatta top 500'den falan bununla oyun girmek isteyen adamlar falan varmış söylediğine göre. Neyse konumuz bu değil. Genji'yi anlatıyordum. Ya ben kötü oynuyorum bana bakmayın hani. Açıkçası Genji'yi böyle eğlenceli böyle çok zıplamalı mutlamalı hızlı bir karakter. Ondan seviyorum. Ne oluyor amına? Ne yapıyorsun? Ne alaka Field? Biz orayı 8000 dakika elimizde tuttuk. Bu adamlar 3 saniye elinde tuttu diye alıyor işte. Bak bu oyunun böyle saçma bir tarafı var. Sen %99'a kadar getiriyorsun. Overtime koyuyor abi. Overtime'de bunlar bir eline alıyor ve kaybediyorsun amına koyayım. Böyle saçma şey mi olur? Sen orayı 8 milyon saniye 8 milyon dakika elinde tutuyorsun. Ha bir de şu karakterin şöyle bir özelliği var. Duvarlara tırmanabiliyorsunuz bu şekilde. Bir de Genji havada 2 kez zıplayabiliyor. Duvarlara bir de Hanzo denen bir karakter tırmanabiliyor. Şu 300 level arkadaşın şeyi, şu 3 yıldızlı karakter. Genji E skill ile kendine gelen bütün böyle abidik gubidik şeyleri karşıya yansıtıyor. Özellikle Bastion'a ve Torbjorn'un şeyine falan tam counter. Skill'lerine tam counter bir karakter bu sayede. Ama bilindi üzere Winston da bize tam counter. Ya söylediğim üzere. Ah siktir. Tırmanamadım. Şu an çok karakter değiştirmek istiyorum. Karşıda Winston var diye çok karakter değiştirmek istiyorum. Ay. Ya iyi oynayan Winston'dan da kaçıyor mu? Gelince kaçıyorsunuz. O ne lan öyle? Senin ne işin var lan burada değiş? Ha bak mesela bu şey de böyle gelme lan. Kaçamıyorum. Kapı yokmuş orada. Bunu da yansıtamıyorsunuz. Bu da böyle lazer gibi bir şey. Lazer gibi bir şeyleri yansıtamıyor Genji'nin. Bu da böyle kayıyor. Bunu bitirici olarak yapın. Sıfırlanıyormuş. Sıfırlanıyor. Tekrar kayarsınız. Bak ben mesela bizim takımda bir eksiklik var ama bilmiyorum. Azıcık beni görün. Ah bak mesela. Burada ne var? Bastion bak. Bu dedim karakter. Ama E skill'im olmadığı için klavyeyi kıracağım şimdi onu.
Neyse kaybettik. Bu ayrı bir şey. Birazcık ben kötü oynuyorum. Karakteri değiştirmek istemiyorum da. Genci görün diye ya. Belki kaynak bulamayışımın sebebi benim doğru düzgün aramamış olmamdır ama hani ben de baktım yani öyle özellikle bu Overwatch'un ilk hype'landığı zamanlar böyle hani o zaten Twitch yayıncısı oynamıştı bunu ama oh şuraya çıkarım ben. I am back bitches. Kayacaktım da yapmadım. Biraz kötü oynuyorum. Ultisi de abi. Yani yorumlara gelip böyle amına bok gibi oynuyorum falan filan yazmayın. Banlarım valla. Kanalda bu konuda ya küfretmediyseniz banlamam da. Özellikle küfrettiyseniz çok net banlıyorum. Hatta en büyük zevklerimden biri. Kanalda 300-400 kişi banlıdır abi. Şakam yok bu konuda. Hadi azıcık top. Abi şey bu işte ultist abi çok pis hasar veriyor abi. Bayağı sağlam hasar verdiriyor. Yani kaç hasardı? 100 hasar mıydı ne? Direkt çat diye koyduğu için çok bayağı sağlam yani. Bunu da kullanırsanız. Evet bundan sonra McCree mi şey yapacağız aynen. Evet McCree bilmiyorum. Orada ne yapacağız? Ya, oynama saatleri falan var. Belki onu gösteririm. Burada o genci bazen iyi bazen kötü oynuyorum. Bunun şeyi yok yani bir ölçüsü yok. Çağrı var. Çağrı hep iyi oynuyor. Bazen onun da yayınlarda eline koluna veriyorlar ama onun şeyimizle alakası yok. Onunla alakası yok. Elinize alınca böyle görünüyor. Maçtan sonra da böyle maçın en iyi oyuncusunu seçiyorlar. Elif 394 level olduğu için ve bunu seçtiler tabii ki. Raid match tabii ki bok gibi. Ben hiç keyif almadım. Şuradan her level aldığınızda bir loot box düşüyor. Hemen mesela bir açalım loot box'ı. Ne geldi? Evet para geldi. 50 galiba. Evet buradan şey gelmiş. Şey gelmiş ama duplicate. Aman boşver. Diva player icon gelmiş. Bir de böyle spreyler var. Spreyleri göstermedim ama. Spreyler müpreyler var. Şuradan abi mesela şey göstereyim. Buradan oynama saatlerinize falan bakabiliyorsunuz. Bak şimdi Symmetra diye bir karakter var. Hiç oynamadım. Mei hiç oynamadım. Ana 5 dakika. Zenyatta 7 dakika. McCree 8 dakika. Şöyle en çok oynadıklarım Genji, Tracer, Lucio. Diva, Hanzo, Reaper, Farah. Reaper'ı bir ara çok oynamıştı. Neyse boş yapmayalım. İz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler ve akşamlar.